Bakalım Artvin'de neler olmuş. Şimdi Artvin'de denizde ortaya çıkan 3 hortumdan bahis açacağız. Vay arkadaş dediğimiz bir hadise. Bir taraftan da ilk kar yağışı. Özellikle Doğu Karadeniz'de sevgili Şavşat ki dünya güzelidir. Ay. Buradan sevgili selam. Şavşat'ta görüldü ilk kar. Hadi bakalım. Hortum panik yarattı. Denizde hortum oluştu, görenler panik yaptı. Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında denizde oluşan 3 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumlardan ikisi kısa sürede kayboldu. Biri ise etkisini uzun süre sürdürdü. Meydana gelen hortumlar herhangi bir hasara neden olmadı. Yılın ilk kar yağışı Doğu Karadeniz'de meydana geldi. Rize'de Kaçkar Dağları ve Artvin'de Şavşat ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Evet, şimdi bu hortumlar oldukça dikkat çekti değil mi? Bayağı uzaydan birileri gelmiş de iniş yapıyor gibi. Ben bizim ülkemize görmeye alışık olmadığımız haller olduğu için hemen bir Hüseyin Öster'e dönüp soralım. Soralım da, ne dersin bak, işte burada. Bulut olmasa bile, Hüseyin'cim selamlar. Bulut, yani o merhaba, hortum günaydın. Olmasa bile o bulutun yan zaten o siyah evet. Kütle hali bile insanı korkutuyor. Hüseyin iyi haftalar. İyi haftalar. Korkmayalım bulutlarımızdan Murat. Çünkü kalmadı bulutlar. Şimdi 5 günlük tahmine bakıyoruz. Simsiyah ama Hüseyin ben korkuyorum. Rüyalarıma giriyor gece gece. Baksana şuraya. Bir şey olmaz. Su buharı onlar. Yere inince geçer gider ama şimdi Murat hem güzel hem de biraz ekşi bir haberim var. Önce hangisini vereyim? Şöyle ki güzel ekşi. Haber. Değil mi Ebru? Ekşiden başlayalım. Sonra tatlıya tamam. Doğru gidelim. Şu geçen gün İstanbul'daki o kuvvetli yağış gelecek 10 günün de tek yağışıydı gibi duruyor. Yani bu haftanın tamamı İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'de güneşli geçiyor. Cumartesi pazarımız hatta 17, 18, 19 Eylül bir Eylül sonuna uzanan günlerde bile yeni yağmur görüntüsü yok. Hava tıpkı bugün olduğu gibi parçalı bulutlu ve güneşli İstanbul'da. İzmir'de az bulutlu ve güneşli. Akdeniz'de ise tamamen güneşli. İşte tatlı habere geleceğim. Ekşi haber susuzluk, yağmurumuz yoktu. Tatlı haber ise yaz havası sürüyor. Antalya'da 30-32 derece hava sıcaklığı var. Denizde 29-30 derece. Şimdi Yunanistan'da, İtalya'da ve Akdeniz genelinde büyük fırtınalar koptuğu için turistler kaçmış efendim. Tabii. Bu turistleri bizim ülkemize doğru, güneye doğru yönlendirmek mümkün. Yani en azından hava koşulları olarak şu an Avrupa'nın en iyi tatil yapılabilecek köşesi Akdeniz. Bizim ülkemizdeki Doğu Akdeniz. Şimdi İtalya'ya göre biz Doğu Akdeniz oluyoruz tabii. Bizim tabii. Doğu Akdeniz'imiz Adana Hatay çevresi. Şimdi Adana Hatay demişken bugün biz konuşurken Antakya'nın güneyinden bir yağmur geçişi var. Bir de bugün yine Isparta Burdur Göller yöresi diye bildiğimiz alanımızda yağıyor. Ancak bu dar alanlar dışında bugün Salı ve Çarşamba bir de Doğu Karadeniz'de o görüntüdeki siyah bulutların tekrar oluşacağını görüyoruz. Rize, Artvin, Ardahan, bir de Doğu Anadolu'da biraz fazla oldu sayacağım ama hepsini. Kars, Iğdır, Ardahan etrafı Van'a kadar inmiyor. Buralarda gök gürültülü yağmur. Gün içerisinde şimşek, kırsal kesimde hatta yıldırım düşmesi gibi hadiseler yaşayacağız. Kırsal kesimdeyseniz bu arada ağaç diplerinden uzak durun. Böyle bir havada yakalanırsanız en çok %92-%93 olasılıkla ağaca düşüyor. Bu da tabii can kaybına yol açabilir. Kırsal kesimi ilgilendiriyor. Ama şimdi Anadolu'ya ve batıya bakınca bol güneşli bir Eylül bizi bekleyecek. Rüzgarlı bir hava var sadece. Bugün okullar açıldı. Küçükleri üşütmeyelim şu saatlerde henüz hala çıkmadıysanız. Öyle bir olay da var. Servis minibüslerinin çağı başladı yine İstanbul'da. Korkuyorum. Ben de ondan korkuyorum Murat. Ama hava koşulları olarak daha sakin bir afet beklemediğimiz bir hafta geçireceğiz diye özetlemek istiyorum. Muhtedir. Sakin. Çok sağ ol Hüseyin'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Sevgili Hüseyin Öster. Size de efendim. Görüşürüz. Sağ ol, var ol. Gayet iyi.